Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir dantel havlu kenarı modeli yapacağız. İlk olarak anlatayım, sonradan da yapım aşamasını geçelim. İki aşamalı bir video yapacağım. Bir kısmını bir, bir kısmını bir. Siz daha rahat ve daha net göstereyim diye ilk olarak şöyle arkadaşlar, motiflerinden yapılmasına başlıyoruz. Genellikle yapacağım her bir dantelin hikayesini YouTube'da hikaye bölümünde ben paylaşıyorum. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. İlk olarak dantelimin şu orta kısmındaki olan bölümü arkadaşlar, 8 zinciri çekip şöyle trabzan üçlü yapıyoruz. Her bir dolumuna 5 kere yapıyoruz. 4 tane şöyle kanat kısmını yapmış oluyoruz. Yakından da göstereyim. Bu kısmı yaptıktan sonra arkasına da yuva kısımları yapıyoruz. 6 zincir çekip bunun bitiminden sonra şu beyazları o yaptığımız 6 tane yuva kısmına dolumunu yapıyoruz. Zincir çekerek 28 tane zincir çekip 6 tane böyle şöyle yakından da göstereyim. Böyle yapmış oluyoruz. 28 zincirle hepsini tamamladıktan sonra yan kısımlarının her bir üst kısmına 2 zincir çekerek fırfır yapıp şu yan kısımlarını ise trabzan yöntemiyle 12 kere dolup kenarını bitiriyoruz. Bunlar bittikten sonra üst kısmına geliyoruz. Bu şerit kısmına istediğiniz şekilde şöyle 35 zincir çekip 2 tane kare kısmını yaptıktan sonra orta kısmı 10 zincir çekip diğer uç kısmına da 2 tane kutu yapıyoruz. Üst kısmını ise tekrar bir zincir daha yapıyoruz. Üçüncü kısımda dolum kısmını yapıyoruz. Şu dolum kısmı ise 10 tane trabzanla dolduruyoruz. Bundan şöyle göstereyim. Kendi havlu boyutunuza göre değişiyor. Ben küçük mutfak havlusu için yaptım. 70 tane kare sanırım vardı ama diğer ikinci aşamalı videoda bu şerit kısmını daha net anlatırım size. Şimdi ben motif kısmını anlatacağım. Fırfır kısımları, şerit ve kısmı ve birleştirme kısmını ise ikinci videomuzda paylaşacağım. 7 tane yaptım. Benim mutfak havlumun ölçüsüne göre yaptım ama siz de yaptığınız havluya göre ölçü ölçüye yapın arkadaşlar. 7 motif. Normalde 7'si benim havluya. Bunu şimdi böyle kenara bırakayım. Beyaz ipim leylak 50 numara dantel ipi olarak geçiyor arkadaşlar. 8 TL. İpimin rengi ise yeşilim. Leylak numarası bu. Almak isterseniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İlk olarak şöyle iç kısımdaki yeşil bölümünü alıyoruz. Tığım ise 18 numara dantel tığ olarak geçiyor. Şöyle 8 zincir çekip başlıyoruz. Bir tane ipimin etrafında çevirdikten sonra 8 zincir çekiyorum. Tabi o da çekebilirsem. Sekiz zincirimi çektikten sonra geliyorum şu ilk zincirimin içerisine girip buradan ipi alıp diğer zincir içerisini kapatıyorum. Şöyle bir küçük yuvarlağımız oldu. 5 adet zincir çekiyorum. Çektikten sonra trabzan yapacağım. Tığımın üstüne ipimi 2 kere doluyorum. Şöyle 2 kere doladıktan sonra yaptığım yuvarlak kısmın içerisine gelip tığımı geçirip ipimi alıp şimdi yakından göstereceğim. 2 2 çekiyoruz. 3 kere ile tamamlıyoruz. Böylece yapmış oldum. İpimi 2 kere doladım. Yuvanın içerisine girdim. 2 1 2 1 çeke çeke 3 kereyi de bitiriyoruz. Bundan 3 tane yapıyorum. Şöyle diğer başladığımla da zincirimle 4 oldu. Son zincirim 5 zincir çekeceğim. Şimdi 5 zincir çekip aynı yuvanın içine telsiz girip kapatıyorum. Hemen yakından göstereceğim. Şöyle yaprağımın bir kanadı olmuş oldu. Bundan 4 tane yapacağız arkadaşlar. Diğeri için de aynı şekilde 5 zincir çektim. Bu bir zincir kanatı oldu yaprağımızın. 2 kere tığımın üstüne ipimi sardım. Yuvanın içerisine girdim. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. 3 kere de trabzanımı tamamlamış oldum. 2 kere tığımın üzerine ipimi sardım. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 3 oldu. 3 trabzan. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Beşinci de ise
Zincirimi çekiyorum ve yuvanın içine girip kapatıyorum. Bu da yaprağımızın, motifimizin ikinci kanat kısmı oldu. Bundan şöyle hemen göstereyim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane aynı şekilde yaptığım gibi baş kısmında bir zincir çekiyoruz. Dolu 2 kere dolayıp trabzanlarımızı yapıyoruz. Böyle 4 tane kanatımızı yaptıktan sonra geliyorum arka kısmının yuva kısmı. Yani şu beyazları yapabilmem için arka kısmına yuva yapacağız. Bunu da geliyorum. Bitti. 4 tane yaptıktan sonra hemen 6 tane zincir çekiyorum. 1, 5, 6. 6 zincirimi çektikten sonra geliyorum arkadaşlar. Şurası ön kısmı. Motifimin şurada iki kanadın arasındaki olan şu yeri. İkisinin arasındaki noktaya hemen ipsiz olacak şekilde tığımı geçiriyorum. Tam nokta kısmını bulayım. Geçirip tığımı çekip kapatıyorum. Şudur. İkisinin arasındaki tam orta kısmı. Şöyle nokta kısmı. Şurada yaptım yuvasını. Şu kısım. 6 tane zincirimi çektim. İpsiz olacak şekilde geldim. 2 tane kanatın arasındaki olan bölüme noktasına geliyoruz. Hemen tığımı geçirip kapatıyorum. 6 zincir çeke çeke şöyle göstereyim. Arka yuvaları bunlar. Şurada bitmiş hali var. Şundan. Hemen şu. Şunlar yuva kısımlarımız bizim. Bunları çiçeğimizin arka kısmına gelecek şekilde yaptıktan sonra motifimin orta kısmı bitmiş olacak. Şimdi şu uzun kısımları nasıl yapıyoruz? Beyazları nasıl yapıyoruz? Onu göstereceğim. Hemen ipimi alıyorum. Bu çok kolay. Hemen rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir adet zincir çekip ipimi sabitliyorum. Daha sonra motifimi alıyorum. Arka kısımdaki yuva olan kısmın herhangi birine geçiriyorum. 4 tane zaten var. Şuraya tığımı geçirdim. Geldim. Kapattım. Şimdi 28 tane zincir çekiyoruz. Zincirimi çektikten sonra aynı yere arkadaşlar ipsiz olacak şekilde geliyorum. Kapatıyorum. Bundan 6 tane böyle yapıyoruz. Tekrar 28 zincir çekiyorum. Aynı yere gelip kapatıyorum. Yuvanın içerisine bundan şu kısımdan arkadaşlar 6 tane yapıyoruz. Böyle yapa yapa devam edeceğiz. Şurada ben hazır bitmiş olanı göstereyim size. Her bir yuvanın içerisine 6 tane böyle 28 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Çektikten sonra ikinci yuvaya geçerken de aynı şekilde hemen sıkı trabzanla diğer yanına geçip buna da 28 tane zincir 6 tane çeke çeke şöyle motifimin dört bir kenarını yapıyorum. 4 tane yuva olan bölüme. Bunu yaptıktan sonra şu yan kısımları, yeşilleri nasıl yapıyorum onu göstereyim hemen. Şunu hemen bir kenara bırakalım. İpimi alıyorum. Önce ipimi bir sabitliyorum. Bir zincir çekip. Geliyorum burada. İlk olarak orta kısmı, başlama kısmımı buluyorum. Daha sonra bu orta kısma tığımı geçiriyorum. İki motifin arasındaki beyaz yeri kapatıyorum. Bir zincir çekip orayı kapattım. Şimdi her bir yuva için 6 tane yaptık. Şimdi ilk kenarına sık iğne gidiyoruz. 12 tane sıkı trabzan, sık iğne pardon, geçiyoruz. 12 tane şu kenarına yaprağımın geliyorum. Geçirdim. İpsiz olacak şekilde. 1, 2, 3. Şöyle ipsiz giriyorum zincirisine.
Bundan 12 tane yapıyoruz. Şöyle beyazın içerisine geliyorum, tığımı geçiyorum, yan bir kanadına böyle sık iğnesine yapıyoruz. Bunun böyle bir kenarını böyle sık iğne geçtikten sonra arkadaşlar geliyorum aynı şekilde yandaki olan beyazın içerisine tığımı geçirip kapatıyorum. İki zincir çekip kapattığım yerin başına gelip şöyle ipsiz olacak şekilde geçiriyorum. Şöyle baş kısmında fırfır olmuş oluyor böylece. Hemen yandakine geldim. Tığımı geçirdim. Çıkardım. Kapattım. İki zincir çektim. Her bir kapattığınız beyazın üstüne iki zincir çekip bir fırfır yapıyoruz. Geldim. Yandakini hemen geçirdim tığımı. Kapattım. İki zincir çekip devam ettim. 6 tane her bir yuvanın altıncısına kadar bunu yapıyoruz. 2 zincir çekip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bu son. 6.'ya geldim. Kapattım. 2 zincir çekip üst kısmını fırfırını yaptım. Şimdi 6.'nın da aynı baştaki gibi yaptığımız gibi yanına sık iğne geçeceğiz. Bunu da hemen alıyorum. 12 tane de buraya sık iğne yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Bunun sayılarını istediğiniz şekilde kendi elinize göre değişebilir arkadaşlar. Benim elimde 12 tane sık iğne ile rahat oldu. Şimdi yandakine nasıl geçeceğiz onu da göstereceğim. Bunun 12 tane yan kenarını yaptıktan sonra sık iğne alt tabanına geliyorum. Diğerine geçmek için şu orta kısmı bir tane boşluğa girip kapatıyorum. Sık iğnesini yapıyorum. Geliyorum yandaki diğer motifin beyazına. Onu da aynı şekilde diğerinde yaptığım gibi yan kenarına şöyle 12 tane trabzan yapıyoruz. Üst kısımlarını da fırfır geçiyoruz. Böylece devam ediyoruz. Ta ki dört bir tarafı bitene kadar. Şuradakini de yakından göstereyim. Böyle devam ediyoruz. Diğer videomuzda da şerit kısmı ve birleştirme kısmını göstereceğim. Böylece tamamlanmış olacak arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.